Evet, Ankara'dan selamlar arkadaşlar. Ben Psikod ekibinden Murat. Bugünkü aracımız C5 Yale Cross Shine paket aracımız. Biz daha önce bu arabaya şerit ortalama, otomatik park falan yapmıştık. Ayrıca bu arabaya connected cam, orijinal connected cam yapmıştık. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çalışıyor, herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi bu arabaya makyajlı, burayı değiştirerek makyajlı ekran yapacağız. Şurayı. Bir de 360 park kamerası yapacağız arkadaşlar. Şöyle önden göstereyim. Şuraya biraz sonra otomatik 360 kamerasının ızgarasını takıp şuraya kamerayı da orijinal bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Bizler izlemeye devam edin. Bittikten sonra zaten videolarını da çekeceğim. Sen inşallah bana... Evet arkadaşlar, ben Psikod ekibinden Murat. Citroen C5 Aircross 2021 miydi abi? 2020. 2020 Shine paket aracımıza makyajlı ekran, şu gördüğünüz gibi büyük ekran ekranımızı yaptık. Bununla beraber navigasyonumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi her iki ekranımızda da var. Ayrıca bu arabada 360 park sistemi yapmıştık arkadaşlar. Şöyle geriye takıyorum. Bakın. Önceden bizim burası neydi? Siyahtı. Şimdi geriye taktığım için geri ekranım ön tarafımızdaki kameradan bilgi geliyor. Şu an geride. Öne aldım. Otomatikman öne geçti zaten arkadaşlar. Bak şu sarı çizgi önü gösterir. Direksiyon çizgilerimiz çalışır. Hemen şuradaki şeyi göstereyim. Öne yaklaşmayı. Ondan önce şeyi de göstereyim arkadaşlar. Araba resmine tıklıyorsunuz. Bakın burada görüntülü park yardımı. Bunu açıyorsunuz. Şu an öndeki araca yaklaşacağım. Biraz önceki gibi arkadaşlar. Geri kameradaki gibi arkadaşlar. Çok yaklaştığınızda tepe görüşe geçtiği için bu da aynısı geçecek. Ön tampona. Yaklaşıyorum. Bakın arkadaşlar. Kırmızı olduğunda bakın 0'a 0 yanaştırabilirsiniz. Bu şekilde ön tamponumuzda da şeyimizi görüyoruz. Geriye taktım. Aynı şekilde. Geri ekranımız. Öne taktım. Bu ışık parlaması akşamları farlarımız çok şey olduğu için o yüzden oluyor arkadaşlar. Buna bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Gündüz daha net. Keşke şey olsaydı. Gündüz yetiştiremedik. Şimdi bitti daha. Şimdi gündüzde eğer bir çekme şansım olursa onu da gösteririm arkadaşlar size. Navigasyonumuzu göstermiştik zaten. Bakın şurada. Tıkladık. Biz biraz önce evimizin adresini girmiştik. Sokağın. Oradan geldi. Aynı şekilde kadranda da navigasyonu bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Başka buradaki anlatacağım. Biraz sonra park yerine gittiğimizde de şeyi göstereyim arkadaşlar. Ön kameranın, panjurun orijinal bir şekilde yaptığımızı göstereyim. Onun dışında bir de şu özelliğimizi göstereceğim. Hemen şuradan döneyim. Orijinalde nasılsa bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Keşke aynı indirmede olsaydı bundan. Şu an bir garipsedim. Bak otomatik kendisi öne geçiyor. Yaklaşıyorum, gösteriyor. Geriye aldım. Şimdi arkadaşlar bu orijinallerde de şöyledir. Görüntülü park yardımınızı kendiniz açtığınızda hızınız 25 km'yi geçince otomatik kapanır. Bakın şu an görüntülü park yardımı açtım. Şu an sadece ön kamerayı gösteriyor. Benim hızım 25'i geçince otomatik kapanacak. Bakın şimdi kapandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Hızım 25'in altına düşünce yeniden açılacak. Bak. Düştüm. Hızım 16'ya geldi, 14'e. Hemen açtı. Orijinallerde nasılsa aynı şekilde arkadaşlar. Yaptığımız bütün sistemler. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videolarımızı beğenip video ve yorum atarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz sonra da hemen ön tamponun şeyini göstereceğim. Kamera montajını. Onun dışında başka anlatacağım bir şey yok. Sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ön tarafımıza taktığımız kameramız da bu. Orijinal şekilde. Buradaki panjurumuz değişiyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Müşterimize hayırlı olsun. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edip sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar.